Önerge üzerinde söz isteyen Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan. Buyurun Sayın Özkan, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, Değerli Milletvekillerim. Bu kürsüye her geldiğimizde HDP Milletvekili olarak şu anda ülkede kanayan yaranın, akan kanların sebebini sorgulamak için orada yaşananların neden kaynaklandığını araştırmak için her defasında konuşuyoruz. Ancak nasıl bir şey bilmiyorum. Nasıl tarif edilebilir bilmiyorum ancak belki bizim dışımızda bazı milletvekillerinin de parti gruplarının da yüreklerine belki dokunabiliriz. Vicdanlarına belki dokunabiliriz ve bizim dışımızda da birilerinin bu ülkedeki sorunlara ses çıkarması ümidiyle her defasında bu kürsüde tekrar tekrar şu anda yaşananları anlatıyoruz. Fakat parlamento'nun çözümsüzlüğü, parlamento'nun duyarsızlığı, parlamento'nun alelacele bir araya gelmiş alt komisyon çalışmaları layıkıyla gerçekleştirilmemiş bir tasarıyı kanunlaştırmaktan başka hiçbir derdi yok. Günlerdir buradayız. Tek derdimiz, tek sıkıntımız bu yasa buradan ne kadar hızlı çıkar? Elbette ki şu anda bu yasanın sonuçlarından yararlanacak olan, bu yasanın sonuçlarını bekleyen halkımız var. Elbette. Bunun aksini söylemiyoruz. Ancak hali hazırda yaşam hakkını koruyamadığımız insanlarımız var. Bu gerçeklik karşısında bizlerin oturup ekonomiden, kalkınmadan, sosyal yaşamdan bahsetmemiz ne kadar doğru? ne kadar vicdani, ne kadar ilkesel arkadaşlar. Burada yaptığımız tüm konuşmaların neticesiz kalması sebebiyle ve öte yandan yürüttüğümüz diplomasinin de sonuç vermemesi sebebiyle üç arkadaşımız, üç değerli yoldaşımız şu anda İçişleri Bakanlığı'nda açlık grevi başlatmıştır. Ve bu noktada Sayın Başkan, sizin bu konuda misyonunuz ve göreviniz açıktır. Esasen derhal bu soruna bir çözüm bulunması amacıyla hükümetle yanı başımızda mutlaka ya ara verilmesi ya bu konuda bizlerin hepimizin bilgilendirmesi gerekmektedir. Fakat hakikaten anlaşılır değil. Bu kadar duyarsız kalınmaz. Bu parlamentonun üç üyesi şu anda İçişleri Bakanlığında açlık grevinde arkadaşlar. Eminim ki, eminim bu söylemlerimden sonra mutlaka Sayın Başkan ve hükümetin değerli üyeleri bir duyarlılık, bir refleks göstereceklerdir diye umut ediyorum. Bunun yanı sıra dün burada şu anda aşık grevi içerisinde olan vekillerimizden Meral Danış Beştaş arkadaşımız sanırım 50 güne yaklaşan ablukanın devam ettiği Cizre'de bulunan Faysal Sarı Yıldız'ın Burada sesini dinletmek istediği, oradaki vahşetin, orada yaşananların bir nebze olsun. Göremediğiniz, duymak istemediğiniz, kulaklarınızın sağır, gözlerinizin kör olduğu bir durumdan dolayı burada yansıtmaya çalıştı. İzin verilmedi. Neleri duymaktan korktuğunuzu bir kenara bırakıyorum. Ancak Faysal Sarıyıldız'ın burada ne yazık ki sesini dinletmememize rağmen bakın attığı tweetleri size birkaç tane tweet'i sosyal medyada burada paylaşmak istiyorum. Özellikle vahşet Bodrum'undan şu anda 24 sivil vatandaşın içerisinde bulunduğu ve 13 yaşında izin verirseniz anlarsınız. 13 yaşında bir çocuğumuzun, kız çocuğumuzun iç kanama geçirdiği bir Bodrum'dan bahsediyorum saygı duyuyoruz. En azından nezaket Müdahale bakıyorum. etmeyelim sayın milletvekilleri. Burada sayın Faysal Sarıyıldız'ın tweetleri. Burada sultan adında ağır yaralı bir kız çocuğu var. Bana sürekli baba beni bırakma diyor, duyunca kahroluyorum. Sürekli su isteyen 13 yaşında bir kız çocuğu var. Hep su istiyor. Ancak iç kanaması olduğu için ona su veremiyorum. Gece boyunca ulaşamadığımız yaralılardan mesaj geldi. Veli Çiçek 13 yaşında. Sultan Irmak 16 yaşında. Nusret Bayar 20 yaşında. Durumu çok kritik. Ve hemen akabinde bir tirit Nusret Bayar'ı da en vahşi biçimde katlettiler. Kaymakamlıkta irtibat halinde gönderdiğimiz ambulanslardan önce zırhlı araçlar kuşatmış Bodrum'un etrafını. Bu katliamcı bir mantıktır. Şu anda Bodrum'un etrafı zırhlarla kaplı. Velhasıl arkadaşlar sesini kestiğiniz arkadaşımızın buraya parlamentoya aynen sizler gibi oy alan on binlerce yüz binlerce oy almış ve bu halkın temsilcisi, temsilcisi olan arkadaşımızın söylemleri bunlardır. Ben inanıyorum ki şu anda yerinde oturup bunlara duyarsız kalmayacak olan arkadaşlar var ancak onları